YK kökenliler 7200 günde emekli olurken 9000 gün istenen Bağkurluların ve aynı zamanda Bağkurlu olduğu için Çukurova'da pamuk, Ege'de tütün, Karadeniz'de çay yapıp ama vaktiyle kuponunu kaybedenler, belgeleyemeyenler, mevcut belgesi kabul edilmeyenler var. Onların da emeklilik analarının ak sütü gibi helaldir. Hepsini birden haykırmaya devam edeceğiz. Aramızda mavi bereleriyle kahramanca hepimiz için canlarını ortaya koyan emekli subaylar var. Onların şahsında sözleşmeli erinden en üst rütbesine kadar tüm silahlı kuvvetler personeline bir kocaman alkış yapalım önce. Astsubaylar emekli olamıyor. Niye olamıyor? Çocuk okuyor. Ev kira, boğaz satın, emekli olunca maaş yarıya düşüyor. Ve o yarıya düşen maaşla geçinemeyeceği için emekli olamıyor. Olduğunda, yaşıt olduğunda da sefalete sürükleniyor. Sadece astsubayların değil, kadro ve emeklilik hakları bulunmayan uzman erbaşların, sözleşmeli er ve erbaşların kadro istihdam haklarını, ayrıca emekli yüzbaşıların, emekli binbaşıların benzer sorunlarını, her kademede görev yapanların özlük haklarını ayrı ayrı savunuyoruz. Onlara vatanı minnet borçluyuz. Şehitleri var, gazileri var. Bu sesi duyun. Ayrıca dün Milli Savunma Bakanı Divan Başkanı'ydı. OYAK Genel Kurulu yaptılar. Bütün personelden, astsubaydan, hatta asteğmenden kesilen %10'la biriktirilen OYAK bir yıl parayı işletmiş ve diyor ki NEMA %77. Resmen bizim için canını ortaya koyanların cebinden parasını çaldılar. Bakın 2023 bu portföyü Koç Holding'in portföy yöneticileri yönetse %720. Sabancı Holding %285. %230'dan aşağıya portföy getirisi yok. OYAK'ta enflasyon kadar, sözde TÜİK enflasyonu kadar portföy yönettik diyorlar. Bunun adı haksızlık değil, bunun adı hırsızlıktır. Yazıklar olsun. Ekonomi öncelik belirleme işidir. Siyaset öncelik belirleme işidir. Ekonomik tercihler sizin kimin adamı, kimin hükümeti, kimin yanında olduğunuzu gösterir. 16 milyon emekli, 32 milyon çalışan, toplam 48 milyon kişiye ödenen para, tüm emeklilere ödenen para bütçede faize ödenenden çok daha az. Ayrıca emekliler sadece toplam aylıkları milli gelirin birkaç sene önce %7'sine denk gelirken geçen sene 4 milyonun üzerinde eklenen EYT'ye rağmen milli gelirin %5'ine düştü payları.
Yani birileri hem emeklilikte yaşa takılanları vallahi yapmam, kaybedeceğimi bilsem yapmam derken seçimin gittiğini görünce emekli ettiler ama o emeklilerin maaşını mevcut emeklilere ödettiler. Onu bile ödemediler, 7'den 5'e düşürdüler. Her türlü ekonomik krizde, her türlü kemer sıkmada herkesin aklına emekliler geliyor. Herkesin aklına emekçiler geliyor. Herkesin aklına maalesef yoksullar, garibanlar geliyor. TEYA, IMF ile çalışmıyorlar. IMF olsa emekliye zam vermeyecek, vermiyorlar. Öğretmeni atama diyecek, atamıyorlar. Assubayı duyma diyecek, duymuyorlar. Yoksullara kemer sıktır diyecek, kemeri yoksula sıktırıyorlar. Başımızda bir gulyabani var. Gulyabani IMF değil ama IMF'nin hayaleti aramızda dolaşıyor.